aileni uyarıp korkut. Henüz açık olarak İslam'a bir çağrı yapılmamıştı. Fakat gün geçtikçe bu fedakar müminler ve abidler grubuna kadın erkek birçok yeni genç katılıyordu. Daha önce bahsettiklerimizden başka İslam'a ilk girenler arasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzenleri Cafer ve Zübeyir de vardı. Bunları daha başka kuzenler takip etti. Halası Umeyye'nin oğulları Abdullah İbni Cahş ile kardeşi Ubeydullah ve diğer halası Berre'nin oğlu Ebu Seleme de İslam'a girdi. Annesi tarafından iki kuzeni de Zühreli Ebu Vakkas'ın oğlu Sa'd ve onun küçük kardeşi Umeyr de yeni dine girenler arasındaydı. Fakat Hz. Peygamber'in dört amcasından hiçbiri onun peşinden gelmeye yatkın görünmüyordu. Ebu Talip oğulları Cafer ve Ali'nin İslam'a girmesine karşı çıkmamıştı. Fakat kendisinin atalarının dinini terk etmeye hazır olmadığını söylüyordu. İkisi de Hz. Peygamber'i kişisel olarak çok sevdiklerini gösterdikleri halde Abbas İslam'a girme konusunda kaçamak yapıyor, Hamza ise anlamaz görünüyordu. Fakat Ebu Leheb açıkça yeğeninin bir saptırıcı değilse bile bir sapık olduğunu söylüyordu. Öncelikle en yakın hısımlarını, aşiretini uyarıp korkut ayeti geldikten sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'yi çağırdı ve ona Allah bana en yakınlarımdan başlayıp ailemi ve akrabalarımı uyarmamı emretti. Fakat bu iş benim gücümü aşıyor. Bu yüzden bir yemek vereceğim. Bir koyun budundan yemek hazırla. Bir maşrapa da süt bul. Ve tüm Beni Abdülmuttalibi bir araya topla. Böylece ben de bana verilen emri yerine getirebileyim. Hazreti Ali kendisine söylenenleri yaptı. Ne az ne fazla ne söylendiyse onları hazırladı. Ve Haşim kabilesinin hemen hemen tümü kırk adam geldiler. Onlar bir araya geldiğinde dedi Ali: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana hazırladığım yemeği getirmemi söyledi." Tabaktan bir lokma et aldı. Onu ısırdı ve tekrar tabağa koydu ve "Allah'ın adıyla onu götür" dedi. Adamlar grup grup sırayla hepsi doyuncaya dek yediler. Fakat dedi Ali: "Yemekte hiç azalma yoktu." Sadece insanların el değmesiyle parçalanmıştı. Hayatım üzerine yemin ederim ki eğer bir tek adam olsaydı benim koyduğum yemekle ancak doyardı. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara içecek ver dedi. Ben de maşrapayı getirdim. Herkes doyana dek içti. Halbuki o kaptaki sütü bir tek kişi bitirebilirdi. Fakat Hazreti Peygamber tam onlara hitap edecekken Ebu Leheb onun sözünü kesti ve ev sahibiniz sizi büyüledi dedi. Bunun üzerine onun konuşmasına fırsat kalmadan dağıldılar. Ertesi gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anha bir önceki gün yaptıklarının aynısını yapmasını söyledi. Ve yine bir önceki gibi yemek hazırlandı, her şey önceki gün gibiydi. Fakat bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkisini gösterip onlara hitap etmeyi başardı. Ey Abdülmuttalib oğulları dedi. Bu halka benimkinden daha soylu bir mesaj getiren hiçbir Arap tanımıyorum. Size hem bu dünya hem de ahiret için kurtuluş getiriyorum. Allah bana sizi ona çağırmamı emrediyor. O halde içinizden kim bana bu konuda yardımcı olacak?'' Benim vekilim, kardeşim ve varisim olacak. Tüm kabile sessizlik içindeydi. Cafer ve Zeyd bir şeyler söyleyebilirlerdi fakat onlar meselenin kendi Müslümanlıkları olmadığını ve bu meclisin diğerlerini İslam'a çağırmak için toplandığını düşünüyorlardı. Sessizlik bozulmayınca 13 yaşındaki Ali kendisini konuşmak zorunda hissetti ve şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü ben senin yardımcın olacağım. Hazreti Peygamber elini Hazreti Ali'nin ensesine koydu ve bu sizin aranızda benim vekilim, varisim ve kardeşimdir. Onu dinleyin ve ona itaat edin dedi. Adamlar ayağa kalktılar ve gülerek Ebu Talib'e, "O sana oğlunu dinlemeni ve ona itaat etmeni emrediyor." dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halalarından Safiye, oğlu Zübeyir gibi ona uymakta tereddüt etmedi. Fakat onun beş kız kardeşi bir türlü karar veremediler. Ervanın tutumu onların hepsinin bulunduğu durumu aydınlatacak niteliktedir. Ben diğer kız kardeşlerimin ne yapacaklarını bekliyorum derdi. Diğer taraftan yengesi kararsız olan Abbas'ın karısı Ümmül Fazl, Hatice'den sonra İslam'a giren ilk kadındı. Daha sonra üç kız kardeşini de Hazreti Peygamber'e getirmeyi başarabilmişti. Öz kardeşi Meymune ve üvey kardeşleri Selma ile Esma, Cafer, Ümmül Fazl'ın evinde büyümüştü ve kısa bir süre önce evlendiği Esma'yı bu evde tanımıştı ve sevmişti. Hamza da onun kardeşi Selma ile evlenmişti. İslam çağrısına ilk icabet edenlerden biri de Ümmü Eymen idi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle derdi. Cennet ehlinden biriyle evlenmek isteyen Ümmü Eymen ile evlensin. Bu sözleri Zeyd'i çok etkilemişti. Ümmü Eymen Zeyd'den çok yaşlıydı fakat Zeyd için bunun bir önemi yoktu. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kararını açıkladı. O da Ümmü Eymen'i kolayca bu evliliğe razı etti. Ümmü Eymen Zeyd'e bir erkek çocuğu verdi ve adını Üsame koydular. Üsame kendisini çok seven Hz. Peygamber'in yanında onun torunuymuş gibi yetişti.